Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikrojener yayınlarında hazırladığı tet Geometri Soru Bankası'nda yamuk konusundaki orta taban testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD yamuğunda E ve F orta noktaymış. 10 verilmiş, 4 verilmiş. E, e F direkt orta taban oluyor. Direkt neye eşit oluyordu? 10 artı 4 bölü 2'ye eşit oluyordu. 14 bölü 2'den cevap 7 çıkar. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da şöyle bir şey verilmiş. 10 ve 8 verilmiş. Şimdi bunlardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Bunların hepsini tek tek bulacağız. Normalde şuradakinin formülü var. 8 eksi 2 bölü 2'den. Ama ben formülden yapmayacağım. Şuraya bakacak olursanız burada ne var? Şöyle bir orta taban var değil mi arkadaşım? Öncelikle bu tabi yamukta orta taban olduğuna göre paralellik var. Ve eşitlik var mı? Var. Orta taban olduğunu söylemiş. Şunlar da eşit. Şimdi sarı üçgende tersten bir orta taban var. 2 ise burası kaç yapar? Ege Ankara uzunluğu 1 yapar. E sonra hocam burada da bir orta taban var. 2 ise burası da 1 yapar. Şimdi bunun tamamı nedir? Bunun tamamı da 8 artı 2 bölü 2. Yani 10 bölü 2'den 5 yapar. E, 1, 1 burada. ikisi burada. Buraya da 3 bu kaldı? Evet. Şimdi EF 5. Doğru. Sonra Ege Ankara uzunluğu 1. Doğru. Kara Fatma 4. Kara Fatma'ya bakıyoruz. Evet 3, 1 daha 4. Bu da doğru. KL uzunluğu da 3. Bu da doğru. Yani hangileri doğru? Hepsi doğru çıktı arkadaşım. İkinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi bunlar eşit bunlar eşit. Aklımıza ne geldi? Orta taban geldi. Eşitler görünce hemen şunu çizdik. E bunu çizince ne oldu? 12 artı 4. 16 bölü 2'den 8 oldu burası. E şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? 8 bölü 12. 4 bölü x'e eşittir? Evet. 8 bölü 12. 4 bölü x'e eşittir. Yarısı yarısı. Yani x'i buradan 6 buluruz. Örnek 3. 6 çıktı. Geldik örnek 4'e. Arkadaşlar bu paraleli uzatıp da ispat yöntemiyle de yapabiliriz ama şunu bilmenizi hep tavsiye ediyoruz. Konu anlatımında da hep söylüyoruz. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesir. Zaten bu da paralel verilmiş ya. Sen buradan bir paralel çizsen bu orta taban çizgisi olmak zorunda. E orta taban çizgisi ise şunlar şunlar birbirine eşit hatta 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem şu oldu mu? Oldu. E bu bizim orta taban çizgisi oldu. Şunlar da eşit olacak tabi. 12 artı 4 16 bölü 2'den burası 8 çıkar. E tamamı 8 burası 3 ise burası 5 olur. E burası da 5 burası da 5. Toplamda şurası kaç yapar o zaman? 10 yapar. Yani bizde x deniliyor cevap 10 çıktı 4. soruda. Geldik 5'e. Şimdi eşitlik var. Yamukta eşitlik görünce aklımıza tabii ki orta taban gelecek. Hop orta tabanı çizelim. Üçgende de orta taban geliyordu değil mi? Bu yabancılık çekmezsiniz aslında. Bunlar eşitken şunlar da eşit olacak. 12'yi keş parçaya bölecek. 6'yı 6 yapacak. E biri buradaysa 5 kaldı buraya. Hatta burası da 6 yapıyor. E burada da 5, 12, 13 üçgeninden 13'ü diye bulduk. Benden AB artı DC toplamı isteniyor. Yani A artı C isteniyor. Arkadaş orta tabanı bulduk. A artı C bölü 2, 13'e eşit değil mi? Evet. E buradan da A artı C kaç çıkacaktır o zaman? 26 çıkacaktır. Yani örnek 5, 26 oldu. Geldik örnek 6'ya. Evet. Şuradaki oran mantığını kullanmak lazım. İçeri orta taban çizmek mantıklı. Bazen dışarı çizip de, de yapabiliyoruz oran olduğunda. E, ama biz genelde böyle... Oran olduğunda içeri çiziyoruz özel bir mantık varsa özel bir mantık yani ort taban olduğunda eyvallah ya da kelebek çıktığında eyvallah bu içeri çeki çekiyoruz. Özel durumda oluşmazsa da dışarı doğru oluş konuşamadım. Dışarı doğru çekiyoruz haberiniz olsun. İçe çizdiğimizde ort taban çıktı direkt. Dik yamuk olduğu için ve şunlar da paralel olduğu için 90 ise burası da 90. Ort taban olduğundan bunlar 3-3 yaptı. Ort tabansa 6 artı 2 bölü 2 yani 8 bölü 2'den 4 çıktı burası. E burada bir Pisagor bağıntısı var. Yani 3 4 5 üçgeninden cevabı ne olarak buluruz? 5 olarak buluruz. Böylelikle bu testi bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Kazanım testi var. Yamukta açı ve uzunlukla ilgili. O zaman bir sonraki videoda kazanım testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.